Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor. Geldiğimiz noktaya bakacak olursak artık Türkiye'de bir jimnastik ülkesi oldu diyebiliriz. Dünya şampiyonasında daha önce olimpiyatlara takım olarak giden ülkeleri geride bırakıp artık Türkiye olimpiyatlara takım olarak gidebiliyor. Bu anlamda da gerçekten çok ciddi bir başarı var ortada. Orada da herkesin beklentisi hep olduğu gibi çok fazla. Bu anlamda da biz de elimizden geleni yapacağız. Bu cümleleri kurduktan sonra Avrupa şampiyonasında altın için 19 yıl çalıştım diyor. Sadece 50 saniye içinde her şey. Bu çarpıcı cümleyle belki de bütün kariyerini özetliyor. Jimnastiğin süper çocuğu İbrahim Çolak. İbrahim Çolak of Turkey, an absolute specialist on this piece. 24-year-old scored 14.858 in qualification. Nobody better. İşte İbrahim Çolak alet finallerinde, halka aletinde serisine başlamak üzere. Sporcumuz 26 yaşında ilk olimpiyatı Stuttgart'ta. Dünya şampiyonasında bu dalda altın madalyası var sporcumuzun. İyi şanslar İbrahim Çolak. Double pike front somersault nails the landing and that was a sensational routine. They've been going places for some time at the Turkish team. He's been a great leader in that. 1995 yılında İzmir'de hayatla tanışan İbrahim, yıllar geçtikçe birçok yepyeni başarıyı da bizlerle tanıştırdı. Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde bronz, Mersin 2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş, Bakü 2015 Avrupa Şampiyonalarında bronz, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın, Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın ve 2019 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 17. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Jimnastik Erkekler Halka Finallerinde ikinci olarak Türkiye'ye oyunlar tarihinde bu kategorideki ilk madalyasını kazandırdı. Mersin Jimnastik Spor Salonu'nda yapılan alet finalleri Erkekler Halka kategorisinde toplamda 15.133 puan alarak gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türkiye tarihinin Akdeniz Oyunları Artistik Jimnastik Halka kategorisindeki ilk madalyasını kazandı. Yılın sporcusu, milli jimnastikçimiz İbrahim Çolak. Yılın sporcusu İbrahim Çolak oldu. Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, jimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Tüm bu başarıların devamı 2020 olimpiyatlarında Tokyo'da devam etti ve İbrahim Çolak 5. olmayı başardı. Fakat tüm bu başarıların yanında hayatım dediği bu spora unutulmaz bir hareket kazandırdı. 2017'de düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda halka branşında yaptığı hareketle Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından soyadıyla birlikte The Çolak Hareketi literatüre geçirildi. Avustralya'daki Dünya Kupası'nda yaptım. Zaten hedefim, amacım buydu. Bu hareketi saydırmaktı. Asılış aşamasından kendimi yukarı doğru çekip T pozisyonuna geldiğim anda ayaklarımı yüzüme doğru kapatıyorum. Bu. Yani kapattığımda 2 saniye beklemek zorundayım ki hareketin sayılması için. Uluslararası Jimnastik Federasyonu İbrahim Çolak'ın bu hareketini The Çolak ismiyle literatüre geçirdi. Gelin bu olağanüstü kariyer nasıl şekillenmiş? Bir de İbrahim'den dinleyelim. Merhabalar. 7 Ocak 1995 yılında İzmir'de doğdum ve İzmir'de yaşıyorum. 5 yaşında Şavkar Jimnastik Spor Kulübü'nde jimnastiğe başladım ve 24 yıldır jimnastik yapıyorum. Ayrıca Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümü mezunuyum ve İzmir'de Supik Oyuncuoğlu Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim. Tokyo'da çok güzel başarılar elde ettik. Aynı zamanda eksiklerimizi de gördük ve büyük tecrübeler kazandık. Paris 2024 için daha çok çalışıp tecrübelerimizi kullanıp bunu madalya ile taçlandırmayı istiyoruz. Olimpiyat oyunlarının eğlenceli ama bir o kadar da zor bir müsabaka olduğunun farkındayız ve buna göre plan programımızı yaptık. Paris 2024'te daha iyisini yapabilmek için çok çalışma, kendine iyi bakma ve sadece antrenman içinde değil 24 saat sporcu gibi yaşayıp kendimizi Paris'e kadar hazırlamamız gerekiyor. Zaten bu şekilde devam ediyoruz ve daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bana ilham veren amcam ve babamdı.
Amcam eski jimnastikçi, babam ise maraton koşuyor. Hatta annemi de spora babam başlattı. İkisi de lisanslı koşucular. Amcam jimnastikçi olduğu için ailem de beni jimnastik branşına yönlendirmiş. Türk jimnastiği emin adımlarla ilerliyor ve izleyici kitlesi 7'den 70'e herkes tarafından artıyor. Aslında olması gereken bu. Çünkü jimnastik bütün sporların temeli ve gerçekten çok zor ama izlemesi ve yapması da bir o kadar keyifli bir branş. Uluslararası müsabakalarda insanlar ailecek hafta sonları yarışmaları izlemeye geliyor ve heyecanlarını yüzlerinden görebiliyorsunuz. Koskoca salonlar, tribünler tıklım tıklım oluyor. Bunu artık Türkiye'de de görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.